Arkadaşlar merhaba. KR Akademi Fizik posterleriyle beraberiz. İlk konumuz fizik bilimine giriş. Konuya başlamadan önce bilimi tanımlayalım. Bilim nedir? Evrendeki olayları atom çekirdeğinden başlayarak galaksilere kadar ele alan, deney ve yöntemler kullanarak gözlemlere dayalı bilgi bütünü oluşturmaktır bilim. Bilim tarihine bakacak olursak aslında bilim tarihi insanın geçmişine kadar dayanmaktadır. İnsanoğlu var olduğundan beri doğayı merak etmiştir. Bunun için de araştırma yapmıştır. Bilimin de tarihi insanın varoluşuyla başlar. Bilim, fen bilimleri olarak da bölümlere ayrılabilir. Fen bilimleri fizik, kimya ve biyoloji. Bizim inceleyeceğimiz ise fizik. Peki fizik nedir? Şimdi buna bakalım. Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Fizik sözcüğü eski Yunanca'da doğa anlamına gelen physis kelimesinden gelmektedir. Fiziğin etkileşimde bulunduğu disiplinler vardır. Çevremizde gördüğümüz aslında birçok şey fizikle alakalıdır diyebiliriz. Bu disiplinler felsefe, biyoloji, kimya, matematik, teknoloji, mühendislik, sanat ve spor. Hocam, sanatla fiziğin nasıl bir alakası var? Şöyle, örneğin bir müzik aleti çalan adam, gitar çalan bir sanatçı ele alalım. Gitarın tellerinden çıkan seslerin farklı olması tamamıyla fizikle alakalıdır. Ya da ebru sanatıyla ilgilenen bir sanatçı, ebru sanatı yaparken boyaların su yüzeyinde kalması yine tamamen fizikle alakalıdır. Hocam, sporla fiziğin nasıl bir alakası var? Şöyle bir örnek verelim. Golf topunun yapısını herkes az çok hatırlar. Golf topunun üstünde çukurlar vardır. Bu çukurların oluşmasının sebebi golf topuna aerodinamik bir yapı kazandırmaktır ve golf topunun daha uzağa gitmesini sağlamaktır. Yine spor da fizikle alakalıdır. Fiziğin incelediği disiplinler çok fazla olduğu için fizik de kendi arasında alt dallara ayrılmıştır. Peki bu alt dallar nelerdir? Şimdi bunlara hep beraber bakalım. İnceleyeceğimiz ilk alt dal mekanik. Mekanik, kuvvet ve hareketi inceleyen fiziğin alt dalıdır. Örneğin bir aracın hareketini, bir saatin içindeki dişlilerin hareketini mekanik inceler. İkincisi elektromanyetizma. Elektrik yüklerinin özelliklerini ve bu yüklerin manyetik etkilerini inceler. Biz biliyoruz ki elektronların hareket etmesi sonucu elektrik akımı oluşur. Bu elektrik akımı da elektrik alan ve manyetik alan oluşmasına sebep olur. İşte elektromanyetizma bunların etkilerini inceleyen fiziğin alt dalıdır diyebiliriz. Diğer alt dalımız termodinamik. Isı enerjisini ve ısı enerjisiyle sıcaklık, öz kütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi termodinamik incelemektedir. Bir diğer alt dalımız optik. Işığı, ışık olaylarını ve ışığın madde ile etkileşimini optik inceler. Bir gözlüğün yapısını, teleskobun yapısını ya da bir mikroskobun yapısını optik inceler diyebiliriz. Diğer alt dalımız ise nükleer fizik. Nükleer fizik atomun çekirdeğini ve bunun yapısını inceler. Atom çekirdeğinde biliyoruz ki protonlar, nötronlar ve bunların altında da atom altı parçacıklar var. Çekirdekte olan olayların tümünü nükleer fizik inceler diyebiliriz. Ülkemizde yapılacak olan nükleer enerji santrallerini de yine nükleer fizik inceleyecektir, onun kapsamına girecektir diyebiliriz. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Yüksek enerji parçacıkların etkileşimini ve maddenin plazma halini yüksek enerji ve plazma fiziği inceler. Yine atom altı parçacıkları, onların yapılarını incelemek için yüksek enerji ve plazma fiziği kullanılır. Katı hal fiziği, kristal yapıdaki maddelerin elektriksel, manyetik, esneklik ve optik özelliklerini katı hal fiziği inceler diyebiliriz. Atom fiziği, atomun yapısını, atomlar arasındaki etkileşimleri inceler. Burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Atom fiziği ile nükleer fiziği birbirine karıştırmayalım. Eğer karşımıza çıkan sorularda atomun çekirdeğinden bahsediyorsa bu nükleer fizik, atomun yapısından bahsediyorsa bu atom fiziğidir diyebiliriz. Fiziğin alt dalları bizim burada saydığımız 8 tane alt daldan oluşmaktadır. Bunların dışında
astroloji, astronomi, fiziko-kimya, jeofizik gibi bilim dalları karşımıza çıkabilir. Bunların fiziğin alt dalı olup olmadığı bize sorulabilir. Bunlara baktığımızda içinde fizik kelimesini geçmesine rağmen jeofizik fiziğin alt dalı değildir. Jeoloji ile fiziğin ortak çalışma alanıdır. Ya da fiziko-kimya içine fizik geçmesine rağmen fiziğin alt dalı değildir. Astronomi fiziğin alt dalı değildir. Astroloji fiziğin alt dalı değildir. Ya da astrofizik karşımıza çıkabilir. Yine içine fizik geçmesine rağmen bu da fiziğin alt dalı değildir. Bazen de fiziğin konularını verip alt dalı mı diye soruyorlar bize. Örneğin dinamik diyorlar. Örneğin aynalar diyorlar. Bunlar acaba fiziğin alt dalı mıdır? Hayır, değildir. Dinamik, mekaniğin altında incelenen fiziğin bir konusudur. Aynalarda keza optik alt dalının içinde incelenen bir fizik konusudur diyebiliriz. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi de fizikte büyüklükleri nasıl sıralıyoruz, nasıl sınıflandırıyoruz? Bunlara bakalım. İlk sınıflandırmamız temel ve türetilmiş büyüklükler olacak. Önce temel büyüklüklere göz atalım. Nedir temel büyüklükler? İlki kütle. Kütleyi M'le sembolize ediyoruz. SI birim sisteminde, yani uluslararası birim sisteminde kütlenin birimi kilogramdır. Eşit kollu terazi kullanarak kütleyi ölçebiliriz. İkinci temel büyüklüğümüz ışık şiddeti. I ile sembolize ediyoruz. Birimi kandeladır ve fotometre denilen düzenekle ışık şiddetini ölçebiliyoruz. İkincisi sıcaklık. T ile sembolize edilir. Dikkat edelim. SI birim sisteminde sıcaklık birimi Kelvin'dir. Biz Türkiye'de Celsius kullanıyoruz ya da Amerika'da Fahrenheit derecesi kullanılıyor ama SI birim sisteminde sıcaklık birimi Kelvin'dir. Sıcaklığın ölçüm aleti ise evlerimizde de kullandığımız termometredir diyebiliriz. Bir diğer temel büyüklüğümüz akım şiddeti. Akım şiddeti I ile sembolize ediliyor. Birimi amper ve ampermetre kullanılarak ölçümü yapılıyor. Sonraki temel büyüklüğümüz ise madde miktarı. Madde miktarını N ile gösteriyoruz. Birimi mol, SI birim sisteminde herhangi bir ölçüm aleti yok. Matematiksel olarak hesaplanabiliyor. Uzunluk L ile gösteriliyor. Birimi SI birim sisteminde metre. Cetvel kullanılarak ölçülebilir. Burada yine dikkat edelim. Cetvelin yanında şerit metre kullanabiliriz. Mezura kullanabiliriz. Terziler kullanır genellikle uzunluk ölçmek için. Ya da kumpas adını verdiğimiz aleti kullanabiliriz. Kumpas çok küçük uzunlukları ölçmek için kullanılan bir ölçüm aletidir. Örneğin bir kağıdın kalınlığını ölçmek istiyorsak bunu şerit metre ile yapamayız. Kumpasla yapmamız gerekmektedir. Bir diğer temel büyüklüğümüz ise zaman. Zamanı T ile sembolize ediyoruz. SI birim sisteminde birimi saniye ve kronometre kullanarak zamanı ölçebiliyoruz. Burada bir kodlamamız var. Eğer temel büyüklüklerin ilk harflerine bakacak olursak kısa muz kodlaması çıkıyor. Bu kısa muzu aklımızda tutarak da temel büyüklükleri öğrenebiliriz. Temel büyüklükleri öğrendikten sonra bunların dışında kalan her büyüklüğe biz türetilmiş büyüklük diyeceğiz. Yani burada 7 tane temel büyüklüğümüz var. Bunların dışındaki her şey türetilmiş büyüklüktür diyebiliriz. Bir birimin birden fazla kez kullanılmasıyla elde edilen büyüklüklerdir. Türetilmiş büyüklüklere örnek ağırlık olabilir, ısı olabilir, basınç olabilir, tork olabilir, hacim olabilir, enerji olabilir, iş olabilir. Bunlar türetilmiş büyüklüklerdir diyeceğiz arkadaşlar. Fizikteki büyüklükleri temel ve türetilmiş olarak ayırdıktan sonra bir de vektörel ve skaler olarak ayıralım. Sadece sayı ve birim kullanarak ifade edebildiğimiz büyüklüklere skaler büyüklükler diyeceğiz. Örneğin basınç, öz kütle, sürat, sıcaklık, enerji, iş bunlar skaler büyüklüklerdir. Bir büyüklüğü tarif etmek için sayı ve birimin yanında
mutlaka yönünü de söylememiz gerekiyorsa bunlar vektörel büyüklüklerdir. Vektörel büyüklüklere örnek vermek istersek kuvvet, yer değiştirme, hız ve tork diyebiliriz. Temel büyüklüklerin hepsi skaler büyüklüktür arkadaşlar. Yalnız burada uzunluğa dikkat edelim. Uzunluk hem vektörel büyüklük hem de skaler büyüklüktür. Eğer alınan yoldan bahsediyorsak uzunluk skalerdir. Yer değiştirmeden bahsediyorsak uzunluk vektöreldir diyebiliriz. Peki fizikteki büyüklükleri sıraladıktan sonra şimdi de bilimsel araştırma merkezlerine bakalım. Nedir bu bilimsel araştırma merkezleri? Hangileri Türkiye'de, hangileri yurt dışında? Bunları inceleyelim. TÜBİTAK'la başlayalım. Çokça adını duyuyoruz. İşte TÜBİTAK'a projeler hazırlıyoruz okullarımızda. Adını duyuyoruz ama ne iş yaptığını çok da bilmiyoruz. Nedir TÜBİTAK? Türkiye Bilim Teknoloji Araştırma Kurumu. Ankara'da kurulmuştur TÜBİTAK ve kuruluş amacı bilimle uğraşan kişilere, bilimle uğraşan kurumlara destek olmaktır. Onlara çeşitli ödüller vermektir ve bilime teşvik etmektir diyebiliriz. İkincisi ASELSAN. Yine Ankara'da merkezi olan bir bilim merkezidir. Askeri elektronik sanayi. ASELSAN'ın ilk kuruluş amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne elektronik haberleşme cihazları üretmekti. Onlara telsizler, el telsizleri ya da sırtta taşınan telsizlerden ya da askeriyede kullanılan telefonlardan üretmekti. Günümüzde bunların dışında da çok fazla elektronik cihaz üretimi yapmaktadır ASELSAN. TAEK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Biliyorsunuz artık gelişmiş ülkelerde nükleer enerji kullanılıyor, atom enerjisi kullanılıyor. TAEK'in de aslında görevi atom enerjisini kullanarak Türkiye'ye ekonomik olarak nasıl katkı sağlarız, bunu araştırarak neler yapabiliriz, bunları sağlamaktır. Yine hastanelerde kullanılan nükleer cihazların, MR cihazının, röntgen cihazlarının kontrolünü de TAEK sağlamaktadır diyebiliriz. TÜBİTAK, ASELSAN ve TAEK Türkiye'de bulunan bilim araştırma merkezleri. NASA'ya bakalım. NASA, Amerika'da kurulmuş olan Uluslararası Uzay Ajansı olarak adlandırılabilir. Merkezi Amerika'da, görevi nedir? İnsanlı insansız birçok uzay görevi yapmaktadırlar. Bu Ay'a giden Apollo görevlerinin de üstlenicisi, bu görevlerle ilgilenen NASA'dır diyebiliriz. CERN'e bakalım. Diğer bilimsel araştırma merkezimiz. CERN, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır diyebiliriz. Fransa'da kurulmuştur. CERN, yerin altında 27 kilometre uzunluğunda bir parçacık hızlandırıcı vardır. Burada evrenin oluşumuyla ilgili çeşitli deneyler yapılmaktadır. Atlas deneyi bunlardan en ünlüsü. Evrenin yapısını ve Higgs bozonu adı verilen parçacık araştırılmaktadır diyebiliriz. ESA, yine Fransa'da kurulmuş olan bir bilim merkezi, Avrupa Uzay Ajansı açılımı ne yapmaktadır? Yine insanlı insansız birçok uzay görevini yürütmektedir. Ay'ın yapısını, gezegenlerin yapısını incelemektedir ESA diyebiliriz. Arkadaşlar videomuzu posterin sağ alt köşesinde bulunan QR kodu okutarak YouTube'dan ulaşabilirsiniz.